mesafeyi koruyalım. Evet, buyurun. Buyurun. Arkadaşlar, şu köyde... Başkanım, hoş geldiniz. Başkanlar dinleyin. Çok saygıdeğer İl Seçim Kurulu Başkanı, çok saygıdeğer heyeti, partimizin değerli merkez yöneticileri, il başkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, milletvekillerimiz ve bizimle birlikte... Bizimle birlikte bugün burada bulunan değerli belediye başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili basın mensupları, benim için elbette çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz ve çok mutluyum, çok onurluyum, gururluyum. Elbette sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair, hem mazbatanın anlamına dair, hem şehre olan sorumlulukları ifadesiyle ve de bizden vatandaşların olan beklentisi, aynı zamanda şehrin ne kadar önemli bir detaylara sahip olduğu hususunda değerli İl Seçim Kurulu Başkanı'nın çok özenli ve çok değerli cümlelerine şahsen yürekten teşekkür ediyorum. Bu bağlamda bugün burada İstanbul şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadim bir kentin seçim sonrası dünyasına değer katan böylesi bir ortamın hazırlanmasından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir an olmuştur. İstanbul halkına yakışan bir ortam sağlanmıştır. Buna müteşekkiriz. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata ve bunun değeri çok büyük, sorumluluğu çok büyük. Sayın Başkan çerçeveyi belki makul ölçüsüyle, değeriyle taşıdı getirdi ama yükü itibariyle onu ben hissettim. Çünkü o sırtındaki bir ya da omuzlarındaki bir yük ve ona inanın çok derinden ve içten hisseden birisiyim. Allah mahcup etmesin bu şehrin insanlarına ve bu ülkenin vatandaşlarına. Ben hatta ilave yapıyorum bütün insanlığa. Çünkü İstanbul sadece bu şehir yaşayanlarının ya da ülkemizin insanlarının duyguları değil, bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Bu bağlamda şehrin insanına, doğasına, havasına, suyuna, yaşam kalitesine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, hayata dair bütün unsurlarıyla çok özenli, çok nitelikli bir 5 yılı bu şehre yaşatmak en büyük arzumuzdur. Bunu yaparken yükümüzü hafifletecek tek şey vardır. O da bütün şehrin yetenekli insanlarını, dünyanın belki de en kıymetli insan kaynağının bulunduğu böylesi kadim bir şehrin her insanından, her bireyinden faydalanmanın yöntemlerini
daha da yukarıya taşımak ki o da zaten çok güçlü bir demokrasi anlayışına denk düşüyor. Bu konuda da çok kararlı, çok istekli ve asla bu işin sahibi olduğunu değil, bu işin emanetçisi olduğunu ve temsilcisi olduğunu bilen bir anlayışla 5 yıla talibim. Ve bunu başaracağımızı, çok değerli bir 5 yılı geçirdiğimizi, bundan sonraki 5 yılda da bu değeri arttırarak, bu bilinci arttırarak daha da iyi bir 5 yılı geçireceğimize eminim. Bu kapsamda emeği geçen çok insan var. Vatandaşlarımız, 16 milyon İstanbullu, dualarıyla Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden bize katkı sunan nice insanlarımız, partimizin her bireyi, başta genel başkan olmak üzere, değerli genel başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere bütün bireylerine, emekçisine, İstanbul'un güçlü ittifakını kuran insanlarına, herkese tek tek teşekkür ediyorum. Büyük bir emek var bunun işin arkasında. Geçtiğimiz 5 yılı iyi bir referansla önümüze koyma başarısını ortaya koyan, o 5 yıla katkı sunan insanlarına, 90 bin üzerindeki çalışanımıza, yöneticilerine, mecliste görev yaptığımız üyelerimize teşekkür ediyorum. Ama çok daha önemlisi, bu yolculuğun ne kadar meşakkatli, zor, sorumluluğu çok büyük olduğunu bilerek bütün zorluklara, bütün baskılara, sıkıntılara rağmen yanımızda her zaman dimdik duran ve işimizin içinde değil ama bireysel olarak, ruh halim olarak her zaman en büyük destekçimiz olan sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, her birisine yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye'miz bu seçimle beraber, yerel seçimle beraber daha nitelikli, daha sevgili, sevgiyle dolu, daha saygılı, daha barışçıl, daha uzlaşı içerisinde, daha güçlü bir ortamın varlığıyla, adil, birbirine iyi davranan bir siyaset dilini şehrimizde, ülkemizin her yerinde yaşar ve yaşatırız. En büyük sorumluluğumuz aynı zamanda bu. Siyasette söylenen her cümlenin en küçük çocuklarımızın bile kulağına gittiğini, onların gözleriyle her şeyi gördüğünü asla unutmadan konuşmayı her siyasi kimliğe, kişiliğe tavsiye ediyorum. Ben de bu tavsiyeden asla vazgeçmeden ve onu çiğnemeden hareket edeceğime burada bütün insanlarımızın huzurunda söz veriyorum. Mazbata şehrimize ve yeni dönem şehrimize ve elbette ki hayırlı olsun ve elbette ki Allah beni mahcup etmesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you.
Vekillerimizden alalım sizi.